bunu face üzerinden alacağız ki eğimi bozulmasın. Constraint'i tekrar normale getiriyorum. Daha iyi. Tamam. Sonra şuraya bir gelelim. Connect değil, Safe Loop kullanacağız. Yaklaştıracağım ki orada bir kontrolcü olsun. Evet. Okey. Şimdi şuraya bir kontrol etmek istiyorum. Burada nasıl bir şey var? Burasında pek bir şey yok. Hemen hemen böyle. Sadece şuraya da bir tane Safe Loop'la Control Edge atayacağım. Onu da Control Alt ile ayarlayacağım. Şu ikisini seçip kontrolü basıp tutup Vertex azıcık Scale Down. Bir daha bakalım. Unhide All. Okey. Burada bir şey var. Burada bir şey atladık. O da şu. Önce şu gereksiz şeyi kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Buna da ihtiyacımız yok. Şunu fark ettiyseniz buradaki küresel pommel parçası daha dışarı çıkıyor şuradan. Eti taşırıyor. Bizde yok o. Onu yapmak istiyorum. Onu yapmak için de çok basitçe şunu seçip kontrol dışarı doğru scale ediyorum. Biraz da aşağı çekiyorum. Evet. İstediğimiz sonuca daha yakın bir şey yaptık. Şuraya bir tane daha kontrolcü atmak istiyorum. Tam ortasına bir tane, iki tane atmak gerekli değil. Ki daha sert gözüksün. Okey. Uygun, uygun. Şuradaki kıvrımı hide unselected. Gene geçen sefer yaptığımız gibi bir trick yapacağız orada. Şuradan şunu kaldıralım. Tamam. Şuradan line'a gelelim. Tepeden aşağı bir tane line çekelim. Şunları corner yapalım. Ondan sonra bir tanesini seçip bezier'e getirelim. X'ye alalım. Move'a getirip. Bir saniye. Mesleğini bir kapatalım. Interpolasyonunu yükseltelim ki bana yeterince referans olacak kadar yumuşasın. Bir de şuna geri dönüp turbo smooth'ları açalım. Şöyle yapalım, bunların ikisini seçip corner yapalım. Refine ile ortasına bir tane daha vertex atayalım. O vertex'i şöyle bir yere getirelim. Onun üzerine buna bir tane bezier atayalım. Sonra tekrar X'ye gelelim. Şunu. Aslında hani olması gereken yapıdaymış diye düşünüyorum. Belki birazcık daha şey mi yapabiliriz? Şöyle bir şey. Bir kontrol edelim bakalım referansımız ne kadar dışarıda. Belki biraz daha dışarı çekmemiz daha hoş olur. Şunun rengini de koyu lacivert gibi bir şey yapalım. Şu ikisini seçiyorum. Sağ klik. Birazcık kenara şöyle. Biraz bağlıyken vertexleri alıyorum. Şöyle bir şey yapıyoruz. Tamam. Şimdi artık bunu kaldırabiliriz. Sivriliğini azalttık. Daha yumuşak geçiyor. Birazcık daha. Şimdi şu dipteki parçanın şuraların bir saniye fazla büyük olduğunu düşünüyorum. O yüzden bakalım.
Construct açık mı değil mi? View'da doğru yerdeyiz. Şuna azıcık şöyle yapıyorum. Şimdi daha iyi diye düşünüyorum. Bir de şu parçayı artık şuna doğru yaklaştırıyorum. Biraz yaklaştırıyorum. Tamam. Alttaki parçayı da ona göre yükselteceğiz. Şunu. Sahnemizi bir kaydedelim. Çalışmaya başladığımız zaman bir kaydetmedik. Kazara, klasörü açtık. Nerede? Knights of Malta'sı vardı. Okay. Şunu 3 olarak kaydettik. Burası şu an için iyi. Planı tekrar yerine alalım. Şimdi şu alttaki parçaya biraz odaklanmak istiyorum. Özellikle şuna. Burada bir hatamız, eksiğimiz var mı? Parça bence iyi. Bu parçaya bakabiliriz. Haydan selected plan ve bunu tutalım. Şimdi şunun kenarlara attığımız kontrol edicilerden ötürü şuraları şu gördüğünüz şu parçalardan ötürü sert geçiyor. Sert geçmesini istemiyorum. O yüzden bunları kaldıracağız. Şurada kontrol ediciler var. Onları toparlayalım. Bunları kaldırdığımız zaman bir de şunu kaldıralım. Ki burası artık köşeli değil, yumuşak geçiyor. Tamam, devam edebiliriz. Şimdi bir de şöyle bir referansımız var. Benim kendi kitaplarımdan, tarayıcıdan geçirip koyduğum. Okay. Ya şu kenar baltamsı parçanın, balta ağzı parçası, balta ağzına benzeyen parçanın ne kadar keskin olduğunu maalesef göremiyorum şuradan ya da şu alttaki referanstan. O yüzden tahmin etmek zorundayım. Bu da can sıkıcı. O yüzden biraz bakalım. Daha keskin olmasını mı istiyoruz? Daha yumuşak olmasını mı istiyoruz? Bilmiyorum. Daha keskin olmasını istiyorsak ortasına bir kontrol edici daha atacağız. Ama daha yumuşak olmasını istemiyorum bence. O yüzden şöyle yapalım. Şunu bir connect atalım. Hatta 2 atalım. Bunu attıktan sonra bir bakalım ne oldu durum. Yayınla ilgili bir problem varsa tekrar tekrar söylüyorum, lütfen beni uyarın. Sanki şu parça
kenarlara geldikçe inceliyor mu yoksa aynı kalınlığı devam mı ettiriyor? Bilmiyorum. Şuradan bir bakıp anlamaya çalışayım. Çok az bir referans var. O yüzden bir sıkıntı. Şu öteki resme bakalım. İnceliyormuş gibi durmuyor aslında. Aynı kalınlığı devam ettiriyormuş gibi duruyor. O yüzden şimdilik bu parçaya dokunmayacağım. Ve kılıcın blade'ini keskin kısmına geçeceğiz. Bu nispeten kolay bir parça. Hemen bir tane standart primitives'den plane yaratıyorum. Şuradan şuraya. Convert to Edible Poly demeden önce şunun segmentlerini bire indirelim. Sonra bunun üzerine şeffaf materyalimi atıyorum. Bir de şu parçaya göre ortalıyorum. Align'ladım. Çünkü iki tarafını modellemek istemiyorum. Simetrik obje. Şunu silelim zaten. Şu yarısını yapınca zaten modeli yapmış olacağız. Kılıcın ortası tabi default daha kalın. Kenarları ince keskin. Şuradan şuraya bir connect. Azıcık şöyle alalım. Şu parçayı, şu vertex'i biraz yukarı alacağım. Sonra şuradan aşağı doğru dümdüz devam ediyor. Bizim referans imajımız biraz eğimli. Problem değil. Şimdi şu gördüğünüz üç poligonun hemen hemen hatta aynı düzlemde olması gerekiyor. İçeriye doğru biraz göçerteceğiz şu ortasını sona doğru. Ama şimdi blade kısmını yapacağız. Onun için de tabii şöyle bir expand etmemiz gerekiyor. Şunu biraz yukarı alalım. Orada ne kadar bir kalınlık olacak bilemiyorum gerçi de. Bire basıp kontrol A bütün örtekleri seçip weld. Aynı şey. Şuraya yapalım. Bir tane materyal değişimi. Kılıcı incelemek istiyorum. Kalınlığını falan ayarlayacağız. Blade'in onlar kolay. Önce yapıyı bir çıkartalım. Kılıcın boyunun 65 santim. Keskin tarafının 65 santim olduğunu elimizdeki kitaptan biliyoruz. Şu gördüğünüz referanstan. İşte kılıcı biraz çevirip fotoğrafını çekmişler maalesef. O açıdan tam kullanamıyoruz şeyini ama istediğim gibi bir şey çıkartacağız. Problem değil. Onu scale edip yardımcı olmasını sağlayacağız. Yani çok da basit bir yapısı var kılıcın. Komplike bir yapı yok. Şu ortası biraz küçük kılıcın. Onu da modellemeyi unutmayacağız. Şunu şuraya çekelim. Tekrar weld diyelim bütün. Weld diyelim bütün vertexleri. Sonra bir tane simetri modifier atayalım. Bir tane daha simetri modifier atayalım. Onu da öteki tarafa doğru. Ama tabi pivotunu tutması gerekiyor. O yüzden şöyle yapalım. Ursa yapma. Şunları da ver diyelim. Şu pivotunu tam merkezine alalım. Simetri modifier'ımızı rahat rahat hızlı hızlı kullanabilmek için bir simetri daha atayalım. Onu bu sefer tabii şeyini değiştirerek bir de slice alalım, mirror'ı kaldıralım.